Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim tabletin bir sorunu var onu canlı canlı böyle bir gidermeye çalışacağız. Henüz sorun düzelmedi tabii ki eğer bu videoda düzelirse düzelecek düzelmezse garantiye gidecek mecburen. Şöyle bir durum var hatırlarsınız geçenlerde Tenor Şahin Reboot isimli bir yazılımını anlatmıştım size i̇şte, işte iPhone sorunlarını iPad sorunlarını falan bunlarla çözersiniz diye. Yanımda mesela iPod var böyle bir iPod'da da bir sorun varsa çözebilirsiniz. Böyle bir iPhone'unuz vardır. Onunla da çözersiniz. iOS 16 vesaire hepsini destekliyor zaten. Bunlar da kullanırsınız. Bende tablet olarak iPad Air 5 var arkadaşlar. Yazılımla ilgili bir şeyler deniyordum. Çat diye siyah ekranda kaldı. İşte basılı tutuyorsun. Reset atmaya çalışıyorsun filan. Bir düzeltme yöntemi o. iTunes filan deniyorsun. Olmazsa bu tarz yazılımlara ihtiyacın oluyor. Zaten geçen sefer de anlatmıştım birçok sorunu çözdüğünü. Bu sefer de benim ihtiyacım oldu. Ben de dedim ki en azından kendi sorunumu çözerken bunu da bir video haline getireyim. Zaten hepsini burada yapacağım. Video haline getireyim onu da sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi arkadaşlar tabletim burada. Şu an gördüğünüz gibi siyah ekranda. Şöyle açma kapama tuşuna basalım. Yani çok uzun basmanız gerekiyor tabii ki yani açılması için ama ben ne kadar basarsam basayım şu an tık yok. Hani şarjı bitmiş falan gibi düşünmeyin. Bayağı bir şarja da taktım. Şu an şarj konusunda da hani şey yok, umut yok. Şimdi bu yazılımı deneyeceğiz bakalım. Açılırsa açılacak, açılmazsa tabii ki servise falan gitmesi gerekecek ama yazılımsal sorunlarda yani %99 işinizi görüyor. Ama dediğim gibi donanımsal bir arıza verdiysek de o zaman garantiye gidecek mecburen Hani garantiye girer girmez kısmını bilmiyorum ama şimdi deneyeceğiz bakalım. İsterseniz internet sitesine gidelim. Tekrar bir kurmayı falan da göstereyimse. Ondan sonra devam edelim Şimdi arkadaşlar zaten geçen seferde bayağı bir anlatmıştım. Görüyorsunuz kurtarma moduna girmek çıkmak bu uygulamada ücretsiz. Diğerlerini kullanmak için de bir ücret ödemeniz gerekiyor. İnternette falan arayıp kolaylıkla bulabilirsiniz. Benim verdiğim linklere tıklayarak da indirebilirsiniz buradan. Ücretsiz indirme seçeneğinden indireceğiz. Aşağı doğru indiğiniz zaman da özelliklerinden bahsediyor size. Burada mesela diyor ki işte ben biraz önce bahsetmiştim ya birçok sorunu çözüyor diye. 150'den fazla sorun da iOS olsun, iPad olsa olsun bunlar da kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi iPhone olur, iPod olur, iPad olur bunların hepsinde kullanırsınız. Apple TV olur mesela onda da çalışıyor. Bu tarz tüm cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Bakın burada sorunlar var. Zaten Türkçe olduğunda görüyorsunuz. Burada mesela ekran sorunları bakın hepsinden bahsediyor. Gelirsiniz buraya. En azından sizin sorununuz burada var mı yok mu ona bir bakarsınız. Burası sizin bayağı bir işinizi görecektir. Sonra devam ettiğiniz zaman sık sorulan sorular falan var. Meraklıysanız bunlara da göz atabilirsiniz. Şimdi biz indirelim isterseniz. Bakalım inşallah benim sorunumu da tekrar çözer. Yüklemeye geçelim. Şurayı tıklıyorsunuz. Buradan isterseniz yükleme yerini değiştiriyorsunuz. Ben dili Türkçe bırakıyorum. Yükle diyelim. Benim bu kullandığım iPad Type-C'yi kullanıyor arkadaşlar ara birim olarak. Bir tane veri aktarımına izin veren Type-C kablo kullanacağım. Siz de tabii ki veri aktarımına izin veren bir kablo kullanmanız lazım. Cihazınız Lightning olabilir, Type-C olabilir. Ona göre kabloyu tabii ki temin edeceksiniz. Yani illaki şarj ettiğinize göre öyle de bir kablonuz vardır diye düşünüyorum ama sadece şarj için olmayacak, veri aktarımına izin verecek. Şimdi uygulamayı başlatalım. Uygulamamızın arayüzü geldi arkadaşlar. Şimdi bağlantımızı yapalım. Bilgisayara bağlıyoruz cihazı. Şu an cihaz hiç açılmadığı için hani bana böyle cihaza güven falan gibi bir şey sormayacak. O yüzden direkt olarak görmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, cihazı gördü. Cihaz henüz siyah ekranda gördüğünüz gibi daha cihazın ekranı açılmadı ama bilgisayarda gördü. Bu bizim için yeterli oluyor. Eğer kurtarma moduna sokmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir ücret istemiyor. Buradan da kurtarma modundan çıkartıyorsunuz. iOS sürümünü eskiye düşürmek istiyorsanız tabii ki imzalamasına izin verdi yani Apple'ın izin verdiği sürümlere düşürebiliyorsunuz. Onu buradan yapıyorsunuz. Cihazı fabrika ayarlarına buradan döndürüyorsunuz. Şurada kullanma kılavuzu ama ben zaten size rehberi gösteriyorum. Şimdi şuradan onarım başlatalım. Umarım işimize yarar arkadaşlar. Ben ilk başta standart onarımı bir deneyeceğim. Bu standart onarımda hiçbir veriniz silinmiyor. Eğer bu işe yaramazsa derin onarımı deneyin. Belki benim derin onarıma ihtiyacım olabilir ama standartta bir şansımız deneyelim. Derin onarımda da verileriniz silinebiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şimdi standart onarımda bir şansımızı deneyelim arkadaşlar. Basıyoruz. Umarım işe yarar. Şimdi buradan firmware dosyasını indirecek. 16.2 var. En güncel sürüm var zaten. İndir diyelim. Buradaki sürede sizin şey internet hızınıza göre değişecek arkadaşlar. Şimdi buradan cihazın yazılımını indiriyor. İnşallah açılır. İndirme işlemimiz bitmek üzere. Çok az bir şey kaldı. Birazdan zaten zırnanız art dediği yere geleceğiz arkadaşlar. Bakalım kurtulacak mı, kurtulmayacak mı göreceğiz ama benim tahminim %99 kurtulacak çünkü yoksa bilgisayar görmezdi. Oradan bayağı umutluyum. Bunu en azından şu yüzden de deneyebilirsiniz. Hiç satın almazsınız. Ücretsiz versiyonda bir takarsınız, bakarsınız. Bilgisayar görüyor mu, görmüyor mu ona göre de ilerleyebilirsiniz. Bu da size bir tiyo olsun. Benim internet biraz yavaş o yüzden bayağı uzun sürüyor. Tamam, bizim yazılım indirmemiz bitti. Şimdi standart onarım başlatalım. Hadi hayırlısı. Şu anda yazılım doğrulama işlemi yapıldı arkadaşlar. Dosyayı açıyor. Birazdan da cihazla iletişim kuracak. Düzeltme işlemine başlayacak. Normalde cihaz arızalarını çözmüş olarak videoları çekiyordum. Rahattım. Şu anda mesela arıza devam ettiği için biraz böyle stres oldum. Elma logosu gelirse hani ondan sonrası yürür. Şu an için hala siyah ekranda ama bakalım. Şu an onarım işlemine geçti. Yine bir heyecanla takip ediyorum bakalım. Şu an DFO moduna geçti. Sanırım güzel şeyler oluyor. Tamam elma logosunu gördük arkadaşlar. Bundan sonrasında korkulacak bir şey yok gibi. Dedim size zaten elma logosu gelirse gerisi rahat diye. Şu anda içim rahatladı. Tamam onarma işlemi başladı. Şey barı da geldi. Onarım barı da geldi. Şimdi biz büyük ihtimalle standart onarımda işimizi gördük arkadaşlar. Cihazımız düzelecek gibi. Eğer burada işimizi halledemeseydik derin onarıma geçecektik. Orada tabii ki verilerin silinme ihtimali var. Onu da belirtmiş olalım tekrar. Ama şöyle de düşünmek lazım. Zaten cihaz hiç açılmıyorsa yani verileri kaybetmenin de çok bir önemi kalmıyor. O yüzden çok kafaya takmaya da gerek yok. En azından cihazımıza tekrar kavuşmuş olacağız. O da bir şeydir yani. Evet arkadaşlar onarım tamamlandı. Şu anda ekranda zaten tamamlandı yazısı çıktı. iPad'de de elma yazısı tekrar geldi. Şu an büyük ihtimalle açılıyor. Buna tamam diyelim. Ana ekranımıza bu döndü. Şu anda da cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Evet, cihaz da açıldı. Şimdi bakalım. Evet. İlk haline döndü. Hiç sıkıntı görünmüyor şu an için. Bakalım. Şu an için bir problem görünmüyor. Kullanılabilir alan filan hepsi aynı. Bu güzel oldu. Şimdi bunu böyle kapatalım. Şimdi arkadaşlar size şunu da göstereyim. Ana sayfaya bir geri dönelim. Hani demiştim ya ücretsiz kurtarma moduna girip çıkabiliyorsunuz diye onu deneyelim. Bastık. Şu an kurtarma moduna geçiriyor cihazımızı. Hani oldu da böyle bir şey ihtiyacınız var. Hemen ücretsiz bir şekilde bunu yaparsınız. Şuna tamam diyelim. Kurtarma moduna girdi. Şimdi çıkartalım. Şu an çıkıyor arkadaşlar. Elma logomuz geldi. Bunu eskiye dönük tüm cihazlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz. Tamamlandı. Şimdi buna iptal diyebiliriz. İsterseniz paylaşabilirsiniz tabii ki. Şöyle bir açalım tekrar. Gördüğünüz gibi problem yok. Tekrar ayarlara girelim. Evet güzel çalışıyor sıkıntı yok. Şimdi tekrar bir sayfamıza dönelim. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz indirmeden indiriyorsunuz. Ondan sonra dediğim gibi kurtarma moduna girip çıkmak ücretsiz. Eğer hani onarım yapacaksanız o onarımı da destekliyorsa baktığınız bilgisayarda gördü cihazınız hani onarma şansınız var. O zaman satın alma seçeneklerine bakacaksınız. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Zaten söylemiştim tablet siyah ekranda kalmıştı. Hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Biz standart onarımla sorunumuzu çözmüş olduk. Umarım sizler de kolayca çözersiniz. Hiç derin onarıma falan gerek kalmadan standart onarımda verilerinizde gitmeden çözersiniz. Benim şimdilik anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.